arkadaşlar, yeni bir hasat gününden selamlıyorum sizi. Buğdayları biçiyoruz, taşıyoruz, depoya döküyoruz, depodan doldurup TMO'ya gidiyoruz. Çünkü randevular denk gelmiyor, randevu gününe kadar yani bekleyemeyiz, biçiyoruz malları bir an önce. Yani birkaç günlük daha olsa depoya döküp sonra da yükleyip götürüyoruz, öyle bir uğraş oluyor ama yani randevu gününe göre özelde bitsek, arada yağmurlar gözüküyor. Yağmurlar gelmeden bir an önce biz de bitirelim havasındayız. O yüzden şimdi arkamdaki Bülent tarımda biraz buğday var, onu dökeceğim. Sonra diğer uzak bir tarla var, oraya gideceğiz. Uzun yol video olsun bu yine. Önce şunu dökelim bir garaja. Aslında burası depoda değil de traktör garajı, biliyorsun traktörleri çektiğimiz yer. Geri gireceğiz. Uzak gidelim çünkü burada diğer römork dolu duruyor. Onu da kısmetse yarın dökeceğiz TMO'ya. O yüzden onu boşaltmadık. Ağzına kadar dolu vaziyette duruyor. Bakalım şimdi kaç ton aldığını göreceğiz. Nerede yer var tam onu bir görmem lazım. Aynen şu an bu odaya dayanmış durumdayız. Ters takmışız. Oradan dökmeye başlasak. Diğer tarlamıza gidelim. Hamul burada, hamul. İşler yoğun.
Az bir işimiz kaldı ama yorucu oluyor. Akşam 4 gibi yattık. Sabah 8.30'da yine arazideydik. Bu ara biraz yorucu. Kendiler de bu şekilde bayağı büyüdü. Yani bir iki yağmur yağdı ince ince olsa. Bunlar bayağı toparladı. McCormick 115'ti galiba. 115'lik gidiyor. J-Max 115 mi yazıyordu bunlarda? O da bayağı 39-40 gidiyor. Sıkıştırdık biraz ama. Ona yer biçeceğiz aslında. Ben de yardım ediyorum. Yabancı değilim işte. Tarla biraz uzak olduğu için yani tek romork taşıması zor. Yani yan köyün tarlası desem yeri var. Orada artık sınırın sonunda artık. Yani görüyorsunuz bayağı biraz uzaklığı var. Orada 517 biçiyor. Buğdaylar bayağı kuvvetli. Yani 700'leri geçen cinsler var. 500'den aşağı daha şükür hiç düşmedik. O kadar toplaştırmaya rağmen, yerler dengesiz kalmasına rağmen, anız anıza ekilen yerler olmasına rağmen, yani çok şükür yani 500'den aşağı düşmedi. Ama eğer Nadas yer olup da Nadas yer ekseydik bu yıl yani 700-800 arası oynardı diye düşünüyorum. Çok aşırı kuvvetli yani senenin verdiği yağışlık çok etkili zaten. Yani iklim şartları bu sene buğdaylara çok iyi gelmiş. Hadi enişte hadi.
Ben de tarlayı bilmiyorum. Geçsek tarlayı bulamayacağız. Kanalalarda bekliyor. Şu işleri bir kolaylayalım. Onları da biçeceğiz. Buradaki kanalalar yatmış artık. Bizde de birkaç şöyle alan var yatan ama. Bakalım, fiyat da yok. 10 lira falan diyorlar kanalaya. Yani 200-300 kilo biç, 10 liraya sat. Keşke burada ekseydik diyeceğiz gibi duruyor yani yerleri. Burada ekseydik bari 500'den aşağı düşmeyecekti. Yine aynı para. Yani pek bir esprisi kalmadı yani, rekor verim alıp 400 kilo falan bitsek yine anlamı yok. Yine buğdaydan düşük kalacak fiyatı. Kilometre ile 1350 devirle gidiyoruz. Yolun durumuna göre, eğimine göre bu değişiyor. Düzlüklerde bu şekilde ortalama. Haviller köyüne geldik. Bu köyün sınırı dedik ama sınır mınır değil, köyün içinde galiba bu tarla. Şimdi ilk defa geliyorum. Geçseydim onu direkt burasını geçmiştim yani. Nereden bileceğim burasını? O bir de tam dur döneceğiz. ...150-170 dönüm bir tarla bu. Tek parça diye hatırlıyorum, bakalım. Öyle anladım ben. Onu taşıyacağız bugün. Hani ortalama 500 kilo verim olsa iyi git gel yapacağız. Bende 15 tonluk Bülent tarım takılı. Ondaki orada 6 tonluk artık. Ne buğday alır bilmiyorum ama. Taşıyor. O yetiştiremediğinde fazlasını ben alıyorum, o gelmeden makine durmasın diye. Git gel yaparken bazen yetişmediği oluyor. Onları ben alıyorum. Hava da kapattı. Bugün akşam üzeri bir yağış gösteriyordu. Şu kısım bayağı bir kapalı. Tam gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Tarla tam 110 dönüm. Tek parça. Gayet güzel oldu. Şimdi gidelim biraz makineye doğru yakınlaşalım. Çünkü enişte bak karşıda yeni gidiyor daha. Şimdi o arada dolacak makine. Gidelim oradan bir depomuzu alalım üstüne yine.
buğday cinsi rumeli. Yani ortalama 500 kilo ve üzeri gibi duruyor. Yani 500-600 arası yani. 500'e yakın gibi öyle bir verim gözüküyor. Biçerde örüm biçtiği hesaplara göre. Yani gittiği hıza, yoğunluğa göre. Yani bizim biçtiğimizden biraz düşük. O net. Yani büyük ihtimal 500 civarı yine. 500'den de pek aşağı olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi bu yıl bilmiyorum, bizim bölgemizde daha 500'ün altında biçen duymadım. Geri bırakayım arabayı bu tarafa. Rüzgar çünkü böyle esiyor. Toz altında kalmayalım. Altta küçük aynaları biraz yukarı kaldırmak lazım. Onlar biraz daha yukarı baksa o zaman arkamı çok daha rahat göreceğim bu dönüşlerde. Şöyle sıraya yakın şekilde duralım. Ama bu tur, ama bir dahaki turda biz de boşaltalım buradan. Böyle de yapmayalım. Şöyle yanaşalım, onun için daha kolay olacak. Çünkü nerede biteceği belli değil, dolacağı deponun. Böyle başa çıktığında uygun bir boşlukta dökebilir. Bekleyelim. Hava baya karışmaya başladı ya. Şu karşılar çok kötü oldu, şuralar. Çok da sert bir rüzgar çıktı. Benim makineyi de görelim. Yani makine çok büyük değil ama burada için yani yeterli.
Ya bu seneki buğdaylarda biraz yavaş gidiyor sadece. Tek dezavantajı bu. Yani altı sarsa kapasiteli bir makine gibi yürüyemiyor. Yani 2 kilometre hızlarla gidiyoruz. 2. Daha zayıf şekillerde 3'ü çıkıyor. Ya bu buğdayın verimiyle ilgili. Verimli buğdaylarda mecburen yavaş yürüyorsun ama yani daha kapasiteli bir makine olsa o yönden rahatlık olurdu. Biçim kalitesi gayet güzel. Hiç atmadan biçmeye çalışıyoruz. Hızımız biraz da o yüzden düşük. Bir şey çıksın, döksün. O zaman beyleri alırım. Zaman kaybı yapmayalım. Dediğim gibi buğdaylar kuvvetli olduğu için biçim zaten yavaş oluyor. Dün akşam bayağı bir yoğundu. 8.30'da başladık sabah. Akşamda 3-2 gibiydi herhalde, eve geldik biçimden. Ancak 170 dönüm. Yani bu çok yüksek bir rakam değil. Normalde diğer yıllarda olsa 200'ün çok üstüne çıkılırdı yani. Ama maalesef sap kuvvetli, verim var. Öyle olunca yavaş gitmek durumunda kalıyoruz. Yağmur sanki şöyle kayacak gibi ama karışık bir hava. Gözükmüyor ki ne kadar oldu. Gerçi bundan sonra daha bir tane çok rahat alır da. Bekleyelim. Tamam, çektik el frenini. Bakalım arabadaki durum nasıl?
bir depo dolduramaz. Zaten görüyorsunuz tam doldurmadan yarım falan döküyoruz. Burada sürekli römork takmaktan yarı yağ oldu. Aslında haznemiz daha yarısı boş ama tak çıkar yaparken yağ kaçakları oluyor. ...716'da garip bir şey yapmışlar. Şu yağ tüpü yok. Bu atık yağların atıldığı tüp yok. Nedir bilmiyoruz. Hortuna gidiyor, şuradan arkaya bir yere bağlanıyor. Yok. Nereye gidiyor bulamadık. Şöyle bir kutu yok. Hortumun çıkışı yok. Şurada gövdede bir yere giriyor onlar nasılsa. Garip bir sistem var onda. Temizlerken buna da bakalım dedik. Onda yok. Bulamadık yani. Beklemeye devam. Şimdi yağmur geliyor şu. Biçtiğini de alayım ben gideyim. Götürelim bir an önce. Sıkıntılı. Gel, gel, gel. İyi bir şey, dümdüz geliyor. Şurası garaj, yani depo. Aynen de şuraya dökeceğiz. Gel. Topla. Tabii beni görmüyor. Gel, gel, gel.
Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Hop. Dur. Ötekini uzak da duvara yakın şu an, güzel. Tamam, dur. Joystick'ten. Bir dakika. Damper, damper sarı, kapak mavi. Bekle. Gel biraz daha. Gel. Gel. Hop. Kaldır. Açman gerek yok, kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Kalkmıyor. Al ileri biraz. Kaldır kapağı, biraz kaldır. Mavi. Kapak, kapak. Kapağı kaldır. Mavi, kaldır. Tamam. Şu an yukarısında bir şey yok. İlerle biraz. Hop. Çok çıkma. Gel biraz daha ileri. Al ileri. Tamam. Kapat kapağı.